Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. İkimizden biri isimli videomuzla karşınızdayız. Merhaba gençler, siz de hoş geldiniz. Merhaba. Selamlar. Arkadaşlar, bu formatta biliyorsunuz arkadaşlarımıza biz bir soru soracağız. Onlar da bize diyecek ki sen ya da sen diye seçecekler bizi. Yani zor bir seçim olacak diye düşünüyorum çünkü sorular zor görünüyor. Beni seç, beni seç. Bakalım kimi seçecekler, hep birlikte görelim o zaman. Başlayalım mı gençler? Haydi başlayalım. Hazır mıyız ya? Hazırız. Hazırız. Hadi bakalım. O zaman ilk soruyu hemen soruyorum. İkimizden birini yangından kurtaracak olsan hangimizi kurtarırsın? Vay arkadaş. Çok zor. Çok zor ya. Şimdi... Videodan sonra görüşelim falan diye. Seçelim mi? Ya ben de seçelim, daha sonra açıklamamızı yapalım zaten. Herkesin tamam, açıklaması seçelim. Var. Evet gençler, 92 kiloyum ve sinirliyim, ona göre yapın. Ben sakin biriyim. Seçelim, seçelim. Tamam. 3, 2, 1. Şimdi... bir şey söyleyeceğim. Ben bir dakika. O ben kurtaracağım. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Ay bak, ben söyleyeyim mi? O kadar. Yangında kendini kurtarır abi. Aynen. Yemin ederim aynı şey. O kadar. Net. Söyleyeceğim. Abi adam şey falan düşünür. İşte buranın susu şu an şu kadar oldu. Şurada şey var, bu toptan bir şey olabilir falan. Abi adam o kadar net eminim kendini kurtarır abi. Ben miyim ben? Hakan'ım şöyle bir şey var ya. O kadar atletik açıdan ve bu pratik çözümlerde biraz daha bu yönde. İyi. Kardeşim biz seni kurtarırız. Hakan kalkacak da. Ya sen... 2 dakika sonra kalkarım ya filan. Yanıyorum yahu diye orada oturacaksın. Zaten Hakan'ın omuzuyla falan kapıyı kırar, kaçar. Evet abi. Kapıyı kırar, duvardan hiç tırmanır, atlar, bir şey yapar. Şuradan bu su borusu geçiyor. Oraya kırayım, oradan onu çekeyim diye düşünürsün. Abi öyle bir cevap verdiler ki hiçbir şey hissedemedim. Yani önce sana tokat, sonra bana tokat falan. Evet. Evet, hadi ikinci soruyu da ben okuyorum. İkimizden birinin berberi olacak olsan, özellikle Tuğçe sen, hangimizin berberi olmak isterdin? Evet. Hemen. Hazır mıyız? Hazır. Evet. 3, 2, 1, göster. Kim? Çok kısa sürede bir tane. Hepimiz o. Hakan'ınkiyle ulaşılır mı ya? Kes, kes, evet. Kes, kes. Ya vay uğraşma arkadaş. Derdi. Ama bence şöyle bir şey var. Pardon Hakan, buyurun. De, estağfurullah. Yok, söyle lütfen. Yok, haklılar yani. Benim işim çok kısa sürüyor abi. Evet. Gerçekten. Hani ben de olsam benim berberim olmak isterdim. Hakan'la simetriyi ayarlamak çok zor. Abi, bir de diyecek ki ucu kes. Abi, buyur şurası şöyle olmuş. Oradan biraz daha diye. Evet abi, ben mesela atıyorum. Diyeceğim ki Hakan'cığım yeni stil var, şu buyu keselim, şöyle bir şey. Hayır, adam buyumu kestirmem. Buyumu kestirmem. Ama muhtemelen. Yok abi. Berberin olmasını da onlar ikisi de istemez. Senin berber olmanı da istemez. Saç alim derken kulağa gitti burada. Bir şey diyeceğim. Çok bahşiş veririm. Olsun. Çekilmez ya. Yok şaka bakalım, o kadar seçilmez. O zaman peki. Devam ediyorum. İkimizden birisiyle üniversite sınıf arkadaşı olmak zorunda kalsan kiminle olmak isterdin? Ya. Gençler iyi düşünün. İyi düşünün. Zor soru. Çok zor. Tamam buldum ben. Tamam, ben söyleyeceğim. O zaman 3, 2, 1. Ben Hakan dedim, siz O'Connor diyorsunuz. Ben başlayabilir miyim? Evet. Başla. Buyurun. Ben niye Hakan dedim? Aslında O'Connor olmasın diye Hakan dedim. Şu yüzden. Şimdi O'Connor çok sosyal, O'Connor çok sosyal bir adam, tamam mı? O'Connor'ın üniversitede iyi arkadaş olsak adam diyecek ki şu etkinlik var, bu etkinlik var, spor etkinliği var, spora gidelim abi, oradan sonra bir şey yapalım filan. Abi yorar yani, güzel bir üniversite hayatı geçirsin ama gömdü. Ben biraz daha böyle evde kalayım, biraz daha işte ne bileyim bugün okuldayım şunu yapayım falan. O kadar gerçekten sosyalliğiyle beni böyle tokatlar. Ha ben asosyal zaten, böyle evde böyle dururum ben. Şöyle bir şey var. Melih'in bu ikilemini... Melih'in ikilemini ben de yaşadım, işin açığı. Ama abi üniversitede biraz yani böyle sosyalleşme etme falan. O'Connor'da da çalışkanlık da var yani. Hakan da çalışkan bir çocuk. Ama O'Connor hani şunu diyebilir. Abi tamam hani şey yaptık abi, oturacak. Atıyorum Hakan bir ayda rahat hazırlanır o sınava ama O'Connor 4 günde, 3 günde hazırlanır. En son bir şey söyleyeceğim, devam. Hazırlanır. Ben bundan dolayı O'Connor dedim yani, hani sosyal, üniversite biraz böyle. Peki. Ya sosyalleşelim. Hakan'la evde mi oturayım, çay mı içeyim? Hakan'la çay bisküvi mi batırayım Allah için ya? Üniversitedeki en güzel hatıralar eğlencedekilerdir yani. Tamam. Ben seninle olurum ya. Ben de kız Hakan'ı gömüyorum. Bu yüzden bir şey diyeceğim. Siz evet. O'Connor'la eğlenmeye gidersiniz ama sınav zaman not istemeye bana gelirsiniz. Aynen öyle kardeşim. Ya
ya. Bu arada bölüm birincisi olarak bitirdim ben şeyi, aklında bulunsun. Ooo çok sert. Evet. Çok sertti. Çok ben sert. Ben onu demiyorum. Bunlar için diyorum. Bence çok mantıklı. Tamam tamam. Evet. Bence çok devam. Dördüncü soru ve son soru. İkimizden biri piyangodan büyük ikramiyeyi kazanacak olsa bu hangimiz olurdu? Çok net bence ya. Piyangodan. Çok kolay soruyor mu ya? Kolay mı? Piyangodan büyük ikramiye çıksa. Aslında çok kolay soru değilmiş ya. Hangimizin olurdu? Yani hangimize çıkardı sizce? İkimizden piyango kime çıkar? Çıkardı. Hangisi daha balık diyor? Hangisi daha balık diyor? Tamam. Cevap belli. Bence. Bence de. Başlayalım mı? Peki görüşürüz o zaman. Hadi. İki, bir. Niye ya? Hakan. Biz o kadar diyoruz, sen Hakan diyorsun. Allah Allah. Sen başla. Ne bileyim, o daha böyle kısmetli gibi geliyor bana. O kadar biraz daha zorlaya zorlaya. Kız ikisi de kısmetli. Bizim çocuklarımız ikisi de kısmetli bacım. Valla ne diyorsun sen? Ya abi o kadar daha ballı değil mi ya? Aa, evet yani ondan dedim. Hakan da şanslı. Bence zor soru o yüzden. İkisi de şanslı da bence evet. O kadar daha ballı o kadar da. Bana da öyle geliyor. O kadar da ball. Yani Hakan daha böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya, savaşa savaşa, mücadele ede ede kardeşim. Diğeri dört ayak. Diğeri dört ayak. Ama şuradan annene bir bilet alayım. Aa trilyonerim. Bitti. Yok abi ikisi de bence şey, bence biraz daha, ben biraz daha ballı diyorum ben. Evet. Bu arada şöyle bir şey var. Ben hayatımda hiçbir şans oyundan hiçbir şey kazanamadım bu zamana kadar. Gerçekten sıfır. Hakan yani. Sen? İşte ben bunu biliyorum. Hakan kazandı mı sen? Çok az bir şey kazanmışlığım var bir keresinde. O da iddiadan böyle saçma sapan bir şey tutturmuştum. Yani 0 1 yani o adam çok ufaktı yani. Olsun yani var yine de. Bende gerçekten 0. Neyse olsun. Bu soruda çok ben doğru bir tahmin yapmamışım. Patates olduk. Sağ olun sayenizde milyoner olduk. Teşekkürler bu videoda. Hakan'ı gömerim, o kadar yücelteyim. Videosu oldu, güzel oldu, hoş oldu. Çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar tam şuradaki linke tıklayarak da Serdar Minecraft kılıcı yapmıştı. O videoyu izleyebilirsiniz. Mükemmel oldu 10 numara 5 yıldız bir kılıç oldu gerçekten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hakan kızma çok.